Selamlar herkese değerli arkadaşlar. Perşembe günündeyiz. Piyasaları ve ekonomideki gelişmeleri değerlendireceğiz. Önemli hususlar var elbette. ABD seçimleri tamamlandı. Trump zafer kazandı ve güçlü bir şekilde geldi. Elinde büyük bir e, güç var ve önümüzdeki süreçte neler yapabileceğini konuşacağız. Türkiye ABD ilişkilerinin ekonomi ve piyasaları nasıl etkileyebileceğini değerlendireceğiz ve bizde bugün gelen veriler var. Onun da etkilerini anlamaya çalışalım. Hızlıca başlayalım önce verilerle. Kur korumalı mevduatta yine 36.4 milyarlık bir düşüş oldu. 1.34 trilyon liraya geriledi. İlk defa işte 40 milyar doların altına gerilediği ifade ediliyor. Yabancı uzun bir süreden sonra hisse senedi tarafında alıma geçti. 111 milyon dolarlık bir alım var. Önceki hafta 218 milyon dolar satış yapılmıştı. Bu önemli. Yabancı yine tahvil tarafında 622 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdi. Önceki de 42 milyon dolarlık ufak bir alımdı. Döviz mevduatlarında yine hem gerçek kişilerde hem tüzellerde azalış var. Rezervlere baktığımızda hem büyük rezervler hem swaplar hariç net rezervlerde artış ve güçlenme olduğunu gözlemliyoruz. Bu piyasalara peki bunlar nasıl etkiler? eder bakalım. Borsa tarafını değerlendirirken şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Özellikle iş yatırımın short pozisyonları endeks kontratında 30 kontratında belirleyici olmaya devam ediyor. Orada bir baskı devam ediyor. Ama dün Trump'ın seçilmesinden sonra piyasada olumlu bir hava vardı. Birçok önemli şirket, önemli yükselişler gerçekleştirdi. Bizim için önemli olan burada devamının gelmesini beklemek. Dün X platformunda da paylaşımda bulundum. Youtube'da da paylaşmıştım. Evet bugüne kadar hep şunu söyledik. Bir süredir e, piyasa son derece ucuz ve bir mazeret bekliyor. Buralar sabredilmesi gereken ve hatta alım yapılması gereken yerler bana göre demiştik. Ama dünkü yükselişle birlikte şu uyarıyı da yaptık. Bir anda zafer kazanılmış edasıyla hareket etmemek gerekir. Çünkü bugüne kadar e, bu oynaklıklara sebep olanlar hemen e, bir yanda e, ciddi alımlar gelmeden e, teyitler gelmeden haber akışlarıyla desteklenmeden yukarı götürmeyebilirler. Orada başlayan, dün başlayan pozitif hava devam etmezse kısa süreli olarak yine hayal kırıklığı yaratabilir. Temkinli, pozitif, ayakları yere sağlam basan bir anlayışla ilerlemek faydalıdır. Yoksa hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bir de şu uyarıyı da yaptım yine sosyal medyada. Şu anda da yapalım. Biliyorsunuz Haziran Temmuz aylarında borsada riskler varken bunları biz ifade ederken birileri rally pazarlıyordu. Daha pazartesi gününe kadar birileri yine çöküş pazarlıyorlardı. Şimdi bir iki gün yukarı giderse yine tavancılar, tüyocular piyasaya çıkar. Aman ha dikkat edin. zor kazandığınızı kolay kaybetmeyin. Her zaman portföy çeşitliliği esastır. Bilgiye dayalı işlem yapmak esastır. Aksi takdirde yine kayıplara uğrayabilirsiniz. Piyasada önemli hareketler olsa bile sizler kaybeden tarafta olmaya devam edebilirsiniz. Buralara dikkat etmek lazım. Yine borsayı değerlendirirken asıl fotoğrafı bir görmek gerekiyor. Ana tablodan sapmadan değerlendirmek gerekiyor. Daha önceki birkaç yayınımda ifade etmiştim. Bakın geçen seneye dönelim. 2023 Eylül Ekim. Borsa tepede. Altın gümüş ons fiyatları diplerde. Faiz de yükseliş trendine başlamış. Yani orada riskler borsa için başlamıştı. Değerli metaller için fırsatlar ortaya çıkmıştı. Ve faiz kazancı için de fırsatlar çıkmıştı. Bugüne gelelim. 2024 Eylül-Ekim. Borsa dipte. Değerli metaller tarihi yerlerde. Faiz de düşüş trendine başlamak üzere kis stopajlarla birlikte örtülü bir faiz indirimi de geldi. Tablonun net görülmesi açısından söylüyorum. Günlük oynaklıklar ve veri akışlarıyla baktığımızda bu fotoğrafı göremeyebiliriz. Ve birilerinin e, yarattığı oynaklıklar, manipülatif hareketler, özellikle bu Viyop'ta sergilenen e, ortam sizlerin ana fotoğrafı kaçırmanıza sebep olabilir. Bu manada burayı ifade etmiş olalım, uyarmış olalım sizi. Mehmet Şimşek Çin'le tabii görüşmeler yapmaya başladı biliyorsunuz. Ee, orada da yine Türkiye'de e, yatırım ortamına dair mesajlar var. İki ülkenin işbirliğine dair. Ee, fakat burada asıl mesele artık bundan sonra Amerika ile olan ilişkiler. Mehmet şeyi bugünkü Sözcü'deki yayınımda da söyledim, dünkü yayınlarımda da ifade ettim. Ee, artık yönünü bence Çin'den Amerika'ya dönmeli. Farklı bir dünya olacak önümüzde. Trump özellikle Çin üzerinden uygulayacağı tarifelerle dünyayı yine ticaret savaştan içine sokacak muhtemelen. Ve Türkiye'de pozisyonu buna göre belirlemeli. E, muhtemelen bu da olacak. Zaten bütün taraflarla ilişkileri sürdürmeye çalışıyorlar. Çünkü paraya ihtiyaç var. E, tüm dünyayı dolaşmalarının sebebi bu. E, biraz doğru adımlar atılırsa sıcak para gelecektir. Tekrar söylüyorum, kalıcı yatırım gelmeyecek bu yönetim olduğu sürece. Çünkü belirsizlikler, işte adaletin, işte sistem şeffaflığın, denetimin, kurumların bağımsızlığının tartışıldığı ve gün be gün e, sürpriz kararların ortaya çıktığı, yönetimsel risklerin, siyasi risklerin çok yüksek olduğu yere yatırım gelmez. Ee, Türkiye'deki yönetim ile alakalı bir problem bu. Ama sıcak para gelir, gelir mi gelir. Şu ana kadar gelmedi. Bir takım zeminler hazırlanması gerekiyordu. Mehmet Şimşek'in KKM'den çıkış stratejisi nedeniyle dolar üzerindeki baskı ve TÜİK'in enflasyon verisini en azından yıllık bazda da olsa düşüş trendine sokabilme arzusu. Bunun yanında bunu baskılarken yerlideki dolar cinsi varlıkların, döviz cinsi varlıkların daha doğrusu TL'ye geçirilebilme stratejisiyle bir zaman kazanıldı. Rezervler biriktirildi ve daha korunaklı bir hale getirildi Merkez Bankası ve azine tarafı bu anlamda. Şimdi önümüzde de farklı bir süreç olacak. Bu süreci izlerken şuna dikkat etmek gerekiyor. Demin 2023 Eylül-Ekim'den başlayan süreci 2024 Eylül Ekimine kadar getirdik ve ürünleri anlattık. Burada görmemiz gereken şey şu: ucuz olan ne, pahalı olan ne. Şimdi söylüyoruz hep oynaklıklarla işte piyasadaki gerçek fotoğrafı görmeniz engelleniyor bir şekilde. Ama ana fotoğrafa baktığımızda sizlere neyi pazarlıyorlarsa orada risk oluşmaya başlıyor demektir. Ne kötüleniyorsa. Orada da bir fırsat oluşuyor demektir. Yani Haziran ayında, Temmuz ayında söylüyorduk ya borsa riskli düşerse ciddi kaybedebilirsiniz ve sürece yayılır. Şimdi de e, o zamanlar biliyorsunuz rally satıyorlardı. Şimdi de tam tersini çöküşü pazarlamaya çalışıyorlar. Buraları iyi görmek lazım. Haber akışları önemli olmaya devam edecek. Yani borsa yükselecek elbette. Belki yılın, 2025'in belli bir noktasından sonra daha büyük bir ralli beklemeliyiz. Ama yılın son iki ayı, işte Ocak, Şubat gibi bu önümüzdeki 3-4 ayda yine anlamlı yükselişler olması muhtemel. Fakat sonraki süreçte yine dönemsel olarak bakmak, siyasi haber akışlarına, Trump'ın ne yapacağını Türkiye-ABD ilişkilerine, jeopolitik risklerin nereden nereye evrildiğine bakacağız. Yani haber akışlarını takip ederek gitmemiz gerekiyor. Bunun sebebi şu. Nasıl yurt içinde siyasi belirsizlikler varsa artık küreselde de ciddi belirsizlikler var. Çünkü Trump'ın gelişi ciddi bir felsefe değişimi. Yani e, küreselci yapı yani demokratların temsil ettiği yapı farklı bir dünya tasavvuru içerisindeydi. Trump'ın temsil ettiği yapı farklı bir dünya tasavvuru içinde bu enerji piyasasından işte gümrük tarifelerine, ticaretin yapılış biçimine kadar hatta Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar birçok noktayı etkileyecek ve bu manada belirsiz ortamlar, atmosferler yaratabilecek bir süreç. Türkiye'de de farklı bir gündem yine önümüzde olacak. Bu da şu; anayasa değişikliği ve belki sistem değişikliğini getiren önce referandum sonra da belki erken seçim 2025'te önümüzde olabilir. Bu bütün senaryoyu değiştirir. Ne demek istiyorum? Bugün sıkı para politikası uygulanıyor, enflasyonla mücadele ediliyor. Sözüm ona tabii. Bence öyle bir şey yok. E, farklı demin anlattım işte e, döviz stratejisi, gemi yürütme, sıcak sermaye çekebilmek adına ve belli yükleri KKM gibi azaltabilmek adına bir takım politikalar uygulanıyor ama enflasyonu çözecek bir yapı olmadığını zaten gün be gün verilerle görüyoruz. Ama dediğim atmosfer olmaya başlarsa bu sefer tam tersi genişleyici politikalar, hızlı faiz indirimleri, Ucuz krediler verilerek piyasada bir geçici bahar havası yaratılması ve belki ücretlerde de takviye, destek, dönemsel artışlar, destekleyici bir atmosfer ile seçime hazırlanabilir ülke. Bu ciddi manada bir paradigma değişimidir en azından kısa süreli olarak ve piyasaları bir noktada olumlu etkileyecek ama sonrasında tabii yine bir türbülansa sokacak bir yapı oluşturur. Hepsi dönemsel olarak enflasyon açısından söylüyorum bu seçim sonrasındaki süreç için. E, hepsini dönemsel olarak değerlendirmek gerekiyor. Ama biz daha kısa vadeye dönelim. Şu an önümüzde borsayı pozitif etkileyecek bir süreç var. Bu tabii ki artık belli bir yatırımcı kitlesi tarafından çok inanılan bir durum da değil. Zaten psikoloji tamamen kırıldı birkaç aydır. Sürekli aşağı giden bir piyasa. E, yukarı gittiği günlerden sonra da daha sert düşüşler gösteren ve hayal kırıklığı yaratan bir piyasa olduğu için böyle durumlardan sonra küçük yatırımcı endeks e, hissettirmeden belli bir seviyede yukarı gitse de yükseldiğine inanmaz bu seferde. Yine bir oyun var, kesin geri gelecek e, algısıyla endeksin yükselişini seyreder ve belli bir aş, şeyi aşmayı, e, belli bir yükseliş bandını kaçırır. Sonra yavaş yavaş galiba yükseliyor demeye başladığından itibaren yükselişler zaten piyasada hızlanır ve zaten geç giren yatırımcı, bireysel yatırımcı sonra daha yukarı seviyelerden girer ve belli bir noktada yukarıda tutulmaya çalışılan endeksle yine tepelerde yakalanır ve sonra yine düzeltmelere maruz kalır. Bu biraz döngüsel bir şey ve sürekli tekrarlanan bir durum. Buna insanların kapılmasının sebebi de işte dediğimiz gibi... Rally pazarlanan dönemlerde buna inanılması, tüyocuların peşinden gidilmesi ve bütün parayla riski dağıtmadan aynı yere girilmesi ve sonrasında da içeride zararına beklenir, beklenmesi, yukarı gittiğinde de zarar çıktığında kar falan düşünmeden lanet olsun deyip buradan çıkması. Sonra da bir bak, bakıyor yatırımcı, ya biz çıktık da borsa yukarı gidiyor deyip tekrar bu sefer yukarıdan içeri giriyor. Sonra o kazandığını ya da kurtardığı zararını tekrar geri veriyor. Maalesef bu şekilde ilerliyor. Bunların algılanması için detaylı bir şekilde anlatıyorum ki bir daha bunlara maruz kalınmasın. Çünkü hep tekrar eder. Yani piyasadaki yapı budur. Büyükler yukarı götürür, inandırır. Yukarıdan elindeki varlıkları satarlar. Küçükler aşağılarda zaten zararına daha önce satmışlardır. Bu sefer yukarı gittiğinde galiba yukarı gidecek, daha büyük ralli olacak Düşüncesiyle tepelerden alırlar, aşağıdan zarardan sattığını. Yine yakalanır, yine zarara girer. Bu sefer yine aşağıda sürece yayılır, satar. O yukarıdan satan büyükler de tekrar elinden alırlar. Hep bu şekilde ilerler ve bunun görülmesi için de size ifade etmeye çalışıyorum bir süredir. Şimdi e, Trump'la Türkiye ilişkilerine gelecek olursak, şöyle bir kanı var. ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la ilişkileri çok iyi, e, yaşadık, yani harika olacak. Trump, Amerikan başkanı. Önceliği Amerika'nın menfaatleri. Dolayısıyla ilişkilerde Amerika'nın menfaatleri neye gerektiriyorsa onu yapacaktır. E, Türkiye de doğal olarak kendi menfaatleri için e, görüşmeler yapacaktır. E, bir ilişki kuracaksa buna göre kuracaktır. Ama netice itibariyle burada belirleyici olan Türkiye'nin nasıl adımlar attığıdır. Yani politika noktasında hem ekonomi e, bacağında hem siyaset bacağında nasıl adımlar attırdır? Kılganlıklarımız belirleyici olur. Dün de ifade ettim yayınlarımda. Bu manada şu ana kadar atılan adımlar aslında göstergeleri olumluya çeviriyor gibi görünse de geçici adımlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani geç, bu göstergelerdeki iyileşmeler maalesef geçici. E, bu geçici göstergeler oluşurken de sıcak parayı tam çekemedik. Bu da bizi daha tavizkar hale getiriyor. Geçen seneden beri söylüyorum. Yani bu senenin işte Mart ayında seçimlerden önce de söylemiştim, seçimlerden sonra da temel olarak yabancının gerçek manada geleceği süreç arada giriş çıkışlar hariç kutsal işleme diye tanımlamıştım. Yüksek faiz, düşük borsa, yüksek kur. Bunu aldığında gelecek e, faiz indirim döngüsü başlayacak diyoruz. Peki o zaman bu dediğin olmuyor diyebilirsiniz dediğimiz zaten olduğu için sıcak paraya carry trade'de geldiler zaten bir süre. Bu unutulmasın. Borsada da toparlayacakları iyi bir zemin oluşturuldu. Kurda tekrardan 2025'in belli bir bölümünde serbest bırakılmaya başlandığında ondan önce de yine borsada varlıkların ucuzlayacak ve e, borsa aynı zamanda dolar bazında da ucuzlayacak. Daha fazla onların gelebilmesi için zemin de oluşacak. Oralarda da bu yayınları yapacağız. Mesela borsa yukarı gittiğinde Belli bir noktaya gelince birileri yine ralli pazarlayacak. Biz de bakın burada riskler oluşuyor. Asıl büyük hareketler için farklı parametreler, en azından kur seviyesi gerekiyor. Buralara dikkat edin dediğimizde yine muhtemelen birileri dinlemeyecek. Ama oralarda da söyleyeceğiz fırsat olursa. Umuyorum tabii ki önce bir oraya kadar yükselişi görürüz. Yani tüm bunlar aşama aşama olacak. Hep söylüyoruz ya piyasa odaklı bir dünya var ve bu piyasa odaklı dünya döngüleri çok e, ya da periyotları çok kısa süreli hale getirdi. Yani uzun süreli büyük döngüler, trendler elbette ki yükseliş açısından var. Ama bu yükseliş trendleri içerisinde kısa süreli trendler oluşuyor. Düşüşlerde de benzer şeyler ve vadeler çok kısaldı. Bunlara dikkat etmek lazım. Haber akışlarının çok belirleyici olduğu Siyasi belirsizliklerin e, ve bundan sonraki süreçte özellikle dünya ticaretiyle alakalı belirsizliklerin gündem olacağı bir 2025'e doğru ilerliyoruz. Bunları anlatırken yine bazen şu yanlış algı oluşuyor. Bir günde iki günde olacak şeylerden bahsetmiyoruz. Önümüzdeki birkaç ay ve 2025'in tamamı için belli projeksiyonlar var. Ama şu an itibariyle son iki aydır ifade ettiğimiz husus borsamız en ucuz varlık. Değerli metaller güzel bir yere geldi. 2025'te bence e, yine daha iyi yerlere gidecek. Ama bir süre yatay bir bantta ilerleme olasılığı var. Düzeltme yapma olasılığıyla birlikte. Bu da bir sürece yayılabilir. Tıpkı bugün birkaç aydır borsada yaşanan süreç gibi o kadar uzun olur olmaz ona bakacağız. Süreçlere ve haber akışlarını inceleyerek, teknik parametreleri inceleyerek. Ama böyle bir süreç önümüzde olduğunu düşünüyorum. E, mesela yabancı gri listeden boşuna çıkarmadı. O kadar reyting boşuna artırılmadı. Ee, bizim bu oluşan göstergelerin geçici olup olmaması onlar için de çok şu an için umurunda değil. Sadece sıcak paraya getirirlerse ne şekilde geri alabileceklerini dair teminatlar, garantiler ve güvenceler görmek istiyorlar. Hem göstergelerde hem de ikili görüşmelerde. Buralara dikkat etmek önemli. Borsa için anlamlı yükseliş başladı diyebilmemiz adına hacimli, en az üç günlük yükselişler görelim. Bununla birlikte yabancı girişi devam etsin. Aynı zamanda haber akışları da bunları desteklesin. Bu üç parametre bir araya geldiğinde bizdeki bu ivme trend yukarı gidecektir. Zaten dipleri gördüğümüzü konuşuyoruz. Dipleri gördük borsada. Bu dipleri görmemiz daha önce bir önce de konuştuk, iki önce de konuştuk. Bir daha o dibin Görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Yani o dibi gördükten sonra bir yukarı alıyor. Sonra tekrar bir haberi mazeret ederek aşağı alıyor. Bant hareketine döndürüyor olayı. O tarafta zaten yatırımcı için yıpratıcı e, olmaya devam ediyor. Temel meselemizin borsanın düşmesi değil, yükselme sürecinin çok uzaması olduğunu hep konuştuk. Böyle birazcık piyasaya hani dışarıdan, duygusallıktan uzak e, önümüzdeki bütün parametreleri ortaya koyarak baktığımızda sanıyorum doğru fotoğrafı göreceğiz. Umuyorum herkes için bol kazançlı güzel günler olmaya devam eder. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Bir uyarı yapayım. Bu aralar çok artmaya başladı. Instagram'daki hesabım emresirin82. Bu benim resmi hesabımdır. Başka hesabım yoktur. Twitter'da da aynı emresirin82. Ama belirli gruplar, sahtekarlar adıma sürekli hesap açıp insanlara mesajlar gönderiyorlar. Gruplara davet ediyorlar. Instagram'da da, Facebook'ta da özellikle. Bakınız tekrar söylüyorum. Benim herhangi bir paralı e, WhatsApp grubum, Telegram grubum yoktur. Sakın inanmayın. Hisse verdiğim, tüyo verdiğim herhangi bir grubum yoktur. Ücretli ya da ücretsiz. Bunlar bilinsin. Benimle birebir görüşmek isteyen, eğitim almak isteyen, yatırımcı koçluğu için görüşmek isteyenler info.enastrateji.com'a mail attığında ben geri dönüş yapıyorum ya da asistanım geri dönüş yapıyor. Burasının dışında başka bir mecra yok ya da bir resmi hesaplarımdan bana mesajlar geldiğinde karşılıklı görüşebiliyoruz. Onun dışında sizi bir yatırım mecrasına davet eden, işte tüyo verdiğini iddia eden, benim resmimi ismimi kullanarak, e, gruplara davet eden hiçbir grubum yok. Tekrar söylüyorum hiçbir grubum yok. Bunlara itibar etmeyin. Mümkünse de şikayet edin. E, bunu da ifade etmiş olalım kimse zarar görmesin. Sevgili arkadaşlar görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.